Verilen tepkimeye göre 8 gram kalsiyum metale ile 1 molar 500 mililitrelik nitrik asit çözeltisinin tam verimli tepkimesi 20 saniyede gerçekleşmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Öncelikle bize verilen madde miktarlarını grama çevirelim. Kalsiyum için 1 mol kalsiyum 40 gram ise elimizde 8 gram kalsiyum olduğundan dolayı kaç moldür dersek buradan 0,2 mol kalsiyum vardır diyeceğiz. Nitrik asit çözeltisi ile ilgili verilen derişim ve hacim değerinden de mol değerini bulalım. Bunu da molarite formülü üzerinden yapacağız. 1 molar çözelti derişimimiz. Nitrik asidin molünü bulmaya çalışıyoruz. 500 mililitrelik bir hacim değerine sahibiz. Molarite formülünde hacim 1 litreydi o yüzden 500 mililitre 0,5 litre yapar. Litreye çevirdik. Nitrik asidin molü buradan 0,5 mol geldi. Şimdi tepkimemizi yazarak hesaplamaları yapalım. Elimizde başlangıçta reaksiyon öncesinde 0,2 mol kalsiyum ve 0,5 mol nitrik asit bulunmaktaymış. Arkadaşlar bir tepkime gerçekleşmeden önce tepkimeye girecek maddelerin her ikisinin de miktarlarını biliyorsak tepkimedeki kat sayılar üzerinden mol yorumunu hangi maddeye göre yapacağımızı belirlemek için sınırlayıcı maddeyi bulmamız gerekiyor. Bu tepkimede sınırlayıcı maddeyi bulalım. Sınırlayıcı madde hem katsayılar üzerinden yapacağımız mol yorumunu belirlerken hem de tam verimli bir tepkimede tamamen tükenecekti. Peki sınırlayıcı maddeyi nasıl belirliyorduk? Mol bölü katsayı oranı en az olan madde sınırlayıcı maddeydi. Başlangıç mol bölü katsayı oranı en az olandır. Maddelerimizin başlangıç mol bölü katsayı oranlarını inceleyelim. Kalsiyum için başlangıç molümüz 0,2 mol, katsayımız 1. Nitrik asit için başlangıç molümüz 0,5 mol, katsayımız 2. Buradan da 0,25 değeri geldi. Görüldüğü gibi başlangıç mol/katsayı bölü oranı daha az olan kalsiyumdur. O halde bu tepkimede sınırlayıcı maddemiz kalsiyumdur. Ne demiştik? Tam verimli tepkimelerde sınırlayıcı madde tamamen tükenir. O halde değişim bölümüne kalsiyumun tamamına harcarsak ve yine demiştik ki bir tepkimede katsayılar üzerinden mol yorumu sınırlayıcı maddeye göre yapılır. Katsayı 1 iken 0,2 mol harcanırsa, katsayı 2 iken 0,4 mol harcanır. Ürünler ise oluşacak diyeceğiz. Ürünlerdeki maddelerin katsayıları birebir olduğundan dolayı ve katsayı 1 iken 0,2 mol'lük bir değişim olduğunu söylemiştik. O halde 0,2 mol kalsiyum nitrat ve 0,2 mol hidrojen oluşacak bu tepkime sonunda. Son duruma geldiğimizde Elimizde kalsiyum tamamen tükendi. Kezzabın 0,1 molü arttı. Kalsiyum nitrat için 0,2 mol oluştu ve hidrojen gazı için de 0,2 mol oluştu dedik. Ürünlerimiz başlangıçta yoktu. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. A şıkkı 0,2 mol kalsiyum metale harcanmıştır. Görüldüğü gibi kalsiyum metalin 0,2 molü yani tamamı harcanmıştı. A şıkkı doğrudur. B şıkkı AŞ-13 ortalama harcanma hızı 0.8 molar bölü saniyedir denilmiş. Ve şıkkını yorumlamadan önce şu üst tarafı bir silelim alınımız açılsın. Arkadaşlar ortalama harcanma hızı bulunurken bizim için birimler çok önemliydi. Molarite ne demekti? Mol bölü hacim anlamına geliyordu. O halde bizim ortalama harcanma hızımız için kullanacağımız birim molarite yerine mol bölü hacim dersek Hacim birimimizde litreydi hatta litre diyelim. Mol bölü litre bölü saniyeden bu ifadeyi düzenlersek birimimiz mol bölü litre çarpı saniyedir. Şimdi nitrik asit çözeltimiz için harcama hızını bulalım. Nitrik asidin harcanan molü bakın 0,4 moldü. Mol gördüğüm yere 0,4 yazıyorum. Bölü diyorum. Litre olarak litremiz 500 mililitrelik bir çözeltiden bahsetmişiz. Yani 0,5 litre yapacak. Çarpı tepkime süremiz 20 saniyede gerçekleşmekte. Saniye yerine de 20 yazıyorum. Buradan işlemleri düzenleyecek olursam 0,4 bölü 20 çarpı 0,5 10 yapar. Buradan da 0,04 molar bölü saniye birimini bulacağız. Burada ise 0,8 molar bölü saniye dediği için B seçeneği yanlıştır. Sorumuz yanlış olan ölçüde sorduğundan cevabımız B seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim yine. C şıkkı normal koşullarda 4,48 litrelik hidrojen gazı açığa çıkmıştır. Bakın açığa çıkan hidrojen gazının molü 0,2 mol. Biz biliyoruz ki normal koşullarda bütün gazların 1 molü 22,4 litre hacim kaplar. Oluşan hidrojen gaz molü 0,2 mol olduğuna göre kaç litre hacim kaplar dersek buradan 4,48 litre cevabını buluruz. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı kalsiyum katısının ortalama harcanma hızı 10 üzeri eksi 2 mol bölü saniyedir. Bakın bu defa harcanma hızı için farklı bir birim kullanılmış. Direkt mol bölü saniye demiş. Yani derişimi işi içine katmamış. O halde biz de mol bölü saniye cinsinden kalsiyumun ortalama harcanma hızını yorumlayalım. Kalsiyumun harcanan molü 0,2 moldü. Buraya 0,2 dedim. Bölü saniyemiz yine tepkime 20 saniye sürdüğü için tüm maddeler için tepkime süresi aynıdır. Bölü 20 diyoruz. Buradan işlemleri düzenleyecek olursam 0, 2, 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 20'yi de 2 çarpı 10 üzeri 1 olarak düşünürsek buradan iler birbirini götürecek. 10 üzeri 1 de yukarı 10 üzeri eksi 1 olarak geçeceği için 10 üzeri eksi 2 mol bölü saniye harcanma hızını bulacağız. Yani D şıkkı da doğrudur. E şıkkına baktığımızda kaba aynı boyutta 0,1 mol kalsiyum katısı eklenirse oluşan hidrojen gazının mol sayısı artar denilmiş. Arkadaşlar elimizde tepkimeye girmeden kalan 0,1 mollük bir nitrik asit var. Biz 0,1 mol daha kalsiyum eklersek dolayısıyla her iki madde yine tepkimeye gireceğinden dolayı mevcut durumdan daha fazla hidrojen gazı açığa çıkacak. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Sorumuzda bize yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız B seçeneğidir. Şekildeki sistemde aynı sıcaklıktaki iki ayrı kapta bulunan çözeltilerin arasına bağlanan civa manometresinin yükselti farkı belirtilmiştir. Manometredeki civa düzeyinin her iki kolda eşitlenebilmesi için işlemlerinden hangileri uygulanabilir denilmiş. Şekildeki kaba baktığımızda iki farklı çözelti olduğunu görüyoruz. Manometredeki civa seviyesindeki fark maddelerin buhar basınçları arasındaki farktan kaynaklanmakta. Buhar basıncını kaynama noktasıyla ilişkilendirdiğimizde kaynama noktası arttıkça buhar basıncının azaldığını biliyoruz. Şekildeki sisteme baktığımızda sodyum klorürün buhar basıncının alüminyum nitrat çözeltisinden daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Manometrede sol kolda civa seviyesi daha yüksek durumda yani sodyum klorür çözeltisinden kaynaklanan buhar basıncı daha fazla. O halde buhar basınçları arasındaki ilişki için 2 büyüktür 1 diyoruz. Kaynama noktalar arasındaki ilişki için de bu durumun tam tersi 1 büyüktür 2 yorumunu yapabiliriz. Sorumuz bize manometredeki civa düzeyinin her iki kolda eşit olabilmesi için diye sorduğundan dolayı yani her iki kapta buhar basınçlarının aynı olması. Dolayısıyla her iki kapta kaynama noktalarının aynı olması için hangi işlemler yapılabilir denilmiş. Sorunun çözümünü kaynama noktası üzerinden yapmak istiyorum. Kaynama noktasındaki değişim formülünü hatırlarsak. Kaynama noktası sabiti çarpı molalite çarpı tesir değerliği şeklinde bulunuyordu. Her iki kapta bulunan sıvı için kaynama noktası sabitimiz aynıdır 0,52'dir. O halde kaynama noktasındaki değişim molalite çarpı tesir değerine eşittir. Dikkat edersek soruda bize molar derişimler verilmiş. Biz kaynama noktasının kıyaslanması sorularında molalite yerine molariteyi de kullanabiliyorduk. Dikkat ederseniz soruda bize çözeltilerin molar derişimleri verilmiş. O halde amacımız birinci kaptaki molalitemiz yani derişimimiz çarpı tesir değerliğimizle İkinci kapta bulunan çözeltinin molaritesi çarpı tesir değerliğini eşit hale getirmek olacak. Her iki çözelti içinde bu iki değer eşitlendiğinde hem kaynama noktamız eşitlenmiş olacak hem de buhar basınçlarımız eşitlenmiş olacak arkadaşlar. Bu arada tesir değerliği nasıl bulunuyordu? İyonik maddeler için suya verilen iyon sayısıydı. Hatta onu hemen belirleyelim. Alüminyum nitrat çözeltisi iyonlaştığında suya alüminyum ve nitrat iyonlarını verecek. Formüle bakarsak nitratın 3 adet olduğunu görmekteyiz. Yani birinci çözeltimiz için tesir değerliği bir değeri 4'tür diyebiliriz. Bir alüminyum 3 tane nitrat. İkinci çözeltimizde iyonlaştığında suya sodyum ve klor iyonlarını verecek. Formüldeki sodyum ve klor sayıları aynı olduğu için buradaki tesir değerliğimiz 2'dir. Öncülün yorumuna geçelim. Birinci öncül. Birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su ekleyerek çözelti hacmini 400 mililitre yapmak. Birinci öncüldeki çözünen maddemizi öncelikle bulalım. Sonra yeni derişimi hesaplayalım. molalite formülünden. Başlangıçta 0,1 molar çözeltimiz. çözünen alüminyum nitrat miktarına N diyelim. Hacim değerimiz 100 mililitre yani 0,1 litre. Buradan N değerimiz 0,01 moldür. İkinci durumda yani çözelti hacmi 400 mililitre yapılırsa molarite değerini tekrar hesaplıyorum. N1 diyelim. Çözünen mol miktarımız aynı olacak çünkü sadece su ekliyoruz bölü eklediğimiz suyla beraber çözelti hacmi artık 400 mililitre yani 0.4 litre. Burada sadeleştirme yapacak olursak sıfırlar birbirini götürdü. Çözeltimizin derişimi 0.1 bölü 4 molar olacaktır. Birinci öncülde ikinci çözeltimize herhangi bir işlem uygulamadık. Şimdi bakalım birinci öncül için bu iki değer birbirine eşit mi? Çözeltimizin yeni derişimi 0,1 bölü 4 molardı. Birinci çözeltinin tesir değerliğini 4 olarak bulmuştuk. İkinci çözeltimize dokunmamıştık. Yani derişimi 0,1 molar ve tesir değerliğimiz 2. Görüldüğü gibi sol taraftaki dörtler birbirini yok ettiğinde sol taraf 0,1 sağ taraf ise 0,2 geldi. Yani birbirine eşit olmadığı için hala sodyum klorür çözeltisinin buhar basıncı alüminyum nitrat çözeltisinden daha fazladır. Yani sadece bu işlem için h yüksekliği azalmıştır yorumunu yapabilirdik. Birinci öncülde eşitlenme sağlanmadı. İkinci öncül, ikinci kaptaki çözeltide 0,01 mol sodyum klorür katısı daha çözmek denilmiş. Yine hesaplamamızı yapalım. Bu defa birinci çözeltiye dokunmuyoruz. Sadece ikinci çözeltiyle ilgili yorum yapacağız. Birinci çözeltinin başlangıç değerlerini yazalım. 0,1 molarda derişim değerimiz, tesir değerliğimiz de 4'tü. Eşittir. Çözeltinin başlangıç değerlerinden yararlanarak çözünen sodyum klorür miktarını bulalım. Derişim değerimiz 0,1 molardı. Çözünen sodyum klorürü n diyelim. Hacim değerimiz 100 militre yani 0,1 litre. Buradan çözünen sodyum klorür miktarında 0,01 mol olduğunu görüyoruz. Yapılan ikinci işlem sonucunda yani 0,01 mol daha sodyum klorür katısı eklendiğinde çözeltimizin yeni durumdaki molu 0,02 olacak. Hacim değerimiz değişmiyor. Çünkü sadece katı çözdük. Katı çözdüğümüzde çözelti hacmindeki değişimi ihmal ediyoruz. Yani yine 0,1 litre de kalmaya devam edecek. O halde derişimimiz ne olacak yeni durumda? 0,2 molar olacak. Formülümüzün ikinci kısmını yerine yazalım. Yeni derişim değerimiz M2 değerimiz 0,2 molar oldu. Çözeltimizin tesir değerliği için 2 demiştik. Görüldüğü gibi her iki durumda çözeltideki derişim ve tesir değerlik çarpımları birbirine eşit hale geldi. Dolayısıyla bu işlem yapıldığında çözeltilerin kaynama noktaları eşitlendi ve buhar basınçları eşitlendi. Buhar basınçları eşitlendiği için de civa seviyeleri de eşitlenmiş oldu. İkinci öncül aradığımız işlemde. Son olarak üçüncü öncüle bakalım. Çökelme olmadan ikinci kaptaki çözeltinin hacmi 50 mililitre olana kadar suyunu buharlaştırmak denilmiş. Bunu da yorumlamak için şu sağ üst tarafa bir silelim. Üçüncü işlemde birinci çözeltiye dokunmadık. Yani derişimimiz 0,1 molar ve tesir değerlimiz 4'tü. Şimdi ikinci çözeltideki işlemlere bakalım. Molarite formülü üzerinden ikinci çözeltideki yeni molariteyi bulalım. 0,01 mol maddemiz vardı başlangıçta. İkinci işlemde herhangi bir çözünen eklemiyoruz. Böyle. Çözelti hacmimiz suyun buharlaştırılmasıyla beraber 50 mililitreye düşüyor. 50 mililitre ne olacak? 0,05 litre yapacak. Buradan yine bir sadeleştirmeleri yaparsak 1 bölü 5'ten derişim değerimiz 0,2 molar olacaktır. O halde M2 değerine 0,2 yazdık. Esir değerlerimiz yine 2 idi. Yine buradaki işlemlere baktığımızda 0,1 çarpı 4'ten 0,4. 0,2 çarpı 2'den de yine 0,4 denkliği sağlanmış oldu. Yine kaynama noktaları eşit hale geldi. Dolayısıyla buhar basınçları eşittir ve manometredeki civa seviyeleri de eşit hale gelecek. Üçüncü öncülde aradığımız işlemdir. Soruda uygulanabilen öncüller sorulduğu için cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Sabit basınçlı 3 ayrı kapta aynı koşullarda ve aynı sıcaklıkta eşit mol sayıda gaz bulunmaktadır. Bu gazların gerçekleştirdiği artansız tepkimeleri sonucu başlangıç sıcaklığına dönülüyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Arkadaşlar sabit basınçlı kap deyince aklımıza pistonlu kaplar gelecek. Pistonlu kaplarda iç basıncın dış basınca eşit olabilmesi için serbest piston aşağı ya da yukarı doğru hareket edebiliyordu. Dolayısıyla hacim artabilir ya da azalabilir diyebiliriz. Pistonlu kabımızdaki hacim değişimi tepkimelerde yer alan gaz fazındaki maddelerin kat sayıları üzerinden yorumlanacak. Bakın hacim yorumu için gaz fazında bulunan maddelerin kat sayıları üzerinden yorum yapılacak diyorum. Buraya dikkat edelim. Bize verilen tepkimelerdeki tüm maddeler gaz olduğundan dolayı işimiz kolaylaşmış. Öncelikle hangi tepkimeler gerçekleştiğinde hacim nasıl değişir bunu yorumlayalım. Birinci öncül için gaz katsayılarını yorumlayalım. Azotun katsayısı 1, hidrojenin katsayısı 3. Girenlerdeki gaz katsayımız 4 olduğundan başlangıç hacmimiz 4V'dir diyebiliriz. Tepkime gerçekleştikten sonra amonyak oluşmuş ve katsayısı 2. Katsayı 2 olduğu için hacim 2V'ye düşmüştür diyeceğiz. Burada hacim azaldı. Gaz katsayımız azaldığı için hacim azaldı dedik. İkinci tepkimeye baktığımızda girenlerdeki gaz katsayımız 1.5 iken bir karbon monoksitten yarım da oksijenden geldi 1.5. Ürünlerde karbon dioksit oluştu katsayısı 1. Yine burada da 1.5 V'den 1 V'ye düştüğü için hacim azaldı diyoruz. Üçüncü tepkimeye baktığımızda gaz katsayısı 1 V'den 2 V'ye çıktı. Yani burada ne oldu arkadaşlar? Hacim arttı. Öncüllerin yorumuna geçmeden Şuraya da dikkat çekmek istiyorum. Bize soru eşit mol sayıda gaz bulunduğunu söylemişti. Kaplarda ve tepkimenin de artansız gerçekleştiğini belirtmişti. Gaz kat sayılarına baktığımızda birinci tepkimede bir azottan 3 de hidrojenden 4'tü. Buraya 4K diyelim. İkinci tepkimede bir karbon monoksit 1 bölü 2 de oksijenden 1,5K diyelim. Üçüncü tepkimede sadece pcl 5ten gelen 1K'lık bir değer var. Bu üç değerin tam sayılı ortak bir katını alacak olursak 12 mol diyebiliriz. 12 mol değeri her 3 da başlangıçta bulunan gaz mol sayısı olsun. Şimdi her tepkimedeki maddeye kaç mol düştüğünü bulalım. Birinci tepkimede azotun kat sayısı 1, hidrojenin kat sayısı 3. Yani 4K'nın 1K'sını azot, 3K'sını hidrojen oluşturuyor. 12 mol'ü 1'e 3 oranında ayırırsak. Azotun mol'ü birinci tepkime için konuşuyoruz. 3 mol. Hidrojenin molü ise 9 mol olur. İkinci tepkimeye baktığımızda 1.5 K'nın 12 eşit olması için K'nın 8 olması lazım. Karbon monoksit K değerine sahip kat sayısı 1 olduğu için. Yani 8 moldür. Oksijenin kat sayısı karbon monoksitin yarısı olduğu için. Oksijenin molüne de 4 mol diyebiliriz. Üçüncü tepkimede zaten 1 K var. Direkt 12 mol eşittir demiştik. Yani PCl5 maddesinin molü de 12 moldür tepkime öncesi değerler bu şekildedir. Öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül. Birinci ve ikinci kaplarda gerçekleşen tepkimeler sonucu kaptaki gaz öz kütlesi artar denilmiş. Öz kütlenin yorumu D eşittir M bölü V şeklindeydi. Kütlenin korunumu kanununa göre 3 tepkimede de toplam kütle korunacaktır. 1 ve ikinci kaplarda hacim değerimiz azaldığından dolayı V için azalır dedik. Kütle sabitken hacmin azalması yoğunluk değerimiz öz kütle değerimizi arttırır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Üçüncü kapta ise hacim arttığından dolayı öz kütle azalacaktır diyecektik. İkinci öncül son durumdaki hacimleri arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Son durumdaki hacimleri yorumlamak için ürünlerin hacim değerlerini kıyaslayacağız. Birinci tepkimede V1 değerimiz ürün katsayısı 2 olduğu için 2V'dir. İkinci tepkimede Ürün katsayımız 1 olduğu için hacim değerimiz V'dir. Üçüncü tepkime de ürün katsayısı toplamı 2 olduğu için hacim değeri 2V'dir. Ne demiştik biz? Gaz katsayılarıyla hacimler doğru orantılı olarak değişecektir. O halde 1 ve 3. kaptaki hacim değerleri birbirine eşit ve 2. kaptaki hacim değerinden büyüktür. Burada farklı bir sıralama verildiği için ikinci öncülümüz yanlıştır. Doğru sıralama V3 eşittir V1 o da büyüktür V2 şeklinde olması gerekiyordu. Üçüncü öncül başlangıçta mol sayısı en az olan azottur denilmiş. Burada başlangıçtaki maddelerin mol sayılarını bulmuştuk. Verilen değerlerden en az olanın azot olduğunu görmekteyiz. O halde üçüncü öncülümüz de doğrudur. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Sabit sıcaklıkta 1 litrelik sabit hacimli kaptaki X2, Y2 ve Z gazlarının denge tepkimesinde mol sayısı zaman grafiği aşağıdaki gibidir. T anına kadar toplam 320 kJ ısı açığa çıktığına göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül tepkime denkleminden bahsedilmiş. Tepkimeyi yazarken zamanla miktarı azalanlar reaktifleri yani girenleri oluşturmaktaydı. O halde X2 ve Y2 gazlarımız reaksiyonumuzun girenler bölümünü oluşturmakta. Zamanla miktarı artan maddemiz ise ürün oluşturacaktır. Bu madde de Z maddesidir. Arkadaşlar, tepkimeye giren ve tepkimede oluşan maddelerin mol sayıları ile tepkimedeki reaktif ve ürünlerin katsayıları doğru orantılıdır. O halde baktığımızda Y'nin tepkimeye 1 mol girdiği, X'in tepkimeye 2 mol girdiğini görmekteyiz. Grafikte de gördüğümüz gibi X'in molü 3 molden 1 mole inmiş. Yani 2 mol X harcanmış. Y'nin molü de 4 molden 3 mole inmiş. Yani 1 mol harcanmış. Oluşan Z'nin mol sayısı ise 2'dir. Az önce de belirttiğim gibi tepkimede harcanan ve oluşan ürünlerin molleri ile tepkimedeki katsayılar doğru orantılıdır. Mol değerlerine baktığımızda 2 1 2 şeklindedir. O halde molle Katsayıların uyumlu olabilmesi için x'in katsayısı 2, y'nin 1, z'nin de katsayısı 2'dir diyebiliriz. Bize verilen öncüle baktığımızda tepkime denkleminin doğru bir şekilde verildiğini görmekteyiz. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Z gazının molar oluşma entalpisi eksi 320 kJ bölü moldür. Öncelikle soru bize ne demişti? T anına kadar toplam 320 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Yani ürünler bölümüne ...320 kJ diyoruz. Tepkime egzotermik olduğu için entalpi değerimiz de eksi 320 kilojouledir. Arkadaşlar molar oluşum entalpisi demek... ...bir maddenin bir molünün elementlerinden oluşması sırasındaki enerji değişimidir. X'in ve Y'nin element olduğunu düşünürsek... ...2 mol Z oluşumu sırasında yani ürünümüz 2 mol oluşurken... ...eksi 320 kilojüllük bir entalpi değişimimiz varsa... Molar oluşum entalpisinde o maddenin 1 molin oluşumu sırasındaki enerji değişimine bakılır. Buradan da molar oluşum entalpimiz eksi 160 kilojül çıkar. Burada ise eksi 320 denildiği için ikinci öncül yanlıştır. Molar oluşum entalpisinin 1 mol maddenin elementlerinden oluşması sırasındaki enerji değişimi olduğunu unutmayalım. Bizim maddemiz 2 mol olduğundan dolayı eksi 320 kilojül, molar oluşum entalpisi değildir. Bu değerin yarısıdır diyecektik. Üçüncü öncül. Tepkimenin denge sabiti Kc 4'tür. Arkadaşlar Kc ifadesi ürün bölü giren şeklinde yazılmaktaydı. Maddelerin gaz olduğu bize belirtilmiş. O halde Kc ifademiz ürünlerde yer alan Z'nin derişiminin karesi bölü girenlerde yer alan X'in derişiminin karesi çarpı Y'nin derişimi şeklinde yazılabilir. Burada Z ve X'in karesini almamızın nedeni kat sayılarının 2 olması. Kat sayılar derişim değerlerine üst olarak geçmekteydi. Kc ifadesi denge durumundaki değerlere göre yazılmaktaydı. Yani T anındaki değerlere göre bakacağız. Yine kap hacmimiz 1 litre olarak bize verilmiş. Yani Y'nin denge anındaki derişim değeri 3 molar. Hacim 1 litre olduğu için. Z'nin denge anındaki derişimi 2 molar. Ve X'in denge anındaki derişimi de 1 molardır. Değerleri yerine yazalım. Z'nin derişimi 2'dir. 2'nin karesini aldık. Bölü. X'in derişimi 1'dir. 1'in karesini aldık. Çarpı. Y'nin derişimi 3 molardır. 3'ün birinci kuvvetini aldık. Çünkü Y'nin birinci kuvvetini alacaktık. Buradan işlemleri yaparsak pay kısmımız 4, payda kısmımız 3 geldi. Kc'miz 4 bölü 3'tür. Burada Kc 4'tür denildiği için 3. öncülde yanlış oldu. Sorumuz doğru olan öncülü sorduğundan cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. Verilen tepkimenin T derecedeki derişimler cinsinden denge sabiti olan Kc değeri 8'dir. Aynı sıcaklıkta 1 litrelik sabit hacimli bir kapta bulunan X2, Y2 ve X2, Y gazlarının mol sayıları sırasıyla 2, 0, 8 ve 1,6'dır. Buna göre yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Öncelikle bize verilen mol ve hacim değerinden yararlanarak sistemin dengede olup olmadığını yorumlayalım. Sistemin dengede olup olmadığına bakarken biz Qc denge kesirinden yararlanıyorduk. Qc denge kesri herhangi bir andaki maddelerin denge kesiriydi. Eğer Kc ve Qc birbirine eşit çıkarsa sistem dengededir. Eğer Qc değeri Kc değerinden büyükse sistem dengede değildir. Dengenin oluşabilmesi için QC'nin küçülmesi lazım. QC'nin de küçülebilmesi için sistemin girenler lehine kayması gerekir. QC küçülmeli. Bunun için reaksiyon girenler lehine ilerlemeli diyoruz. Bir diğer olasılığımız ise KC'nin QC'den büyük olması. Böyle bir durumda da yine denge yoktur. Dengenin oluşabilmesi için bu defa QC'nin büyümesi gerekir. Arkadaşlar KC'miz yalnızca sıcaklıkla değiştiğinden dolayı KC ile ilgili yorum yapmıyoruz. Çünkü aynı sıcaklık diye belirtilmiş. QC'miz ise sıcaklıktan bağımsız olarak derişimlere göre değişebiliyor. O yüzden artar azalır şeklinde yorumu QC üzerinden yapacağız. QC'nin büyümesi için de reaksiyonumuzun ürünler yönüne ilerlemesi gerekir. Bu 3 durumu yorumlayacağız. Öncelikle QC denge kesrimizi bulalım. QC denge kesirimiz ürün bölü giren şeklinde yazılacak aynı KC gibi. Tek fark herhangi bir andaki derişim değerlerini yazacağız. X2Y'nin karesi bölü X2'nin karesi çarpı Y2 derişim şeklinde yazılacak. Şimdi bize X'in molü 2 mol, Y'nin molü 0.8 mol ve X2Y'nin molü 1.6 verilmişti. Hacim değerimizde 1 litre olduğundan dolayı bu mol değerleri aynı zamanda derişim değerlerine eşit. Yukarıdaki derişim değerlerini formülde yerine yazalım. x 2 için 1.6 molar demiştik. Bunun karesini alacağız. x 2 için 2 molar demiştik. Yine bunun da karesini alacağız. Çarpı diyoruz. Y2 için 0.8 molar demiştik. Buradan işlemleri yapalım. 1.6 çarpı 1.6 diyelim. 1.6'nın karesine. 2'nin karesini de yine açık bir şekilde yazalım. 0.8 Sadeleştirmeleri yaparsak işimiz daha kolay olacak. 0.8'de 1.6 2'ye 1 oranında sadeleşir. İkiler birbirini götürsün. 1.6 bölü 2'den QC değerimiz 0.8 gelecek. Bu bizim QC değerimiz. KC değerimiz neydi arkadaşlar? Soruda verilmişti bakın. 8'di. O halde QC değeri KC'den daha küçüktür. O halde bu iki değer kıyaslanırsa KC'nin QC'den daha büyük olduğu sonucu çıkacaktır. Kaçının QC'den büyük olduğunda yapacağımız yorumu burada belirlemiştik. Dengede değildir sistem. QC'nin büyümesi gerekir dengeye ulaşmak için ve denge oluşabilmesi için de reaksiyonun ürünler yönüne ilerlemesi gerekiyor. Sorumuzda bize hangisi yanlıştır denilmişti. A şıkkı reaksiyon ürünler lehine ilerler. Bu ifade doğrudur. B şıkkı zamanla X2'nin mol sayısı azalır. Arkadaşlar dengemiz ürünler yönüne ilerlemesi demek Dengenin kaydığı yönündeki maddelerin mol sayısı artarken dengenin kaymadığı diğer taraftaki maddelerin mol sayısının azalması anlamına gelir. O halde denge ürünlere kaydığında x2 ve y2'nin molü azalır. x2 y'nin molü ise artar. Yani B şıkkı da doğrudur. C şıkkı dengede kaptaki toplam mol sayısı 4.4'ten azdır denilmiş. 4.4'ün değeri başlangıçtaki mol sayıları toplamıdır arkadaşlar. Denge ürünlere kaydığında ürünlerin katsayısı 2, girenlerin katsayısı 3. Reaksiyonumuzun katsayının az olduğu ürünler lehine doğru ilerlemesi zamanla mol sayısının azalmasına neden olacak. Yani biz mol yorumunu reaksiyonun katsayının az olduğu ürünler yönüne ilerlemesi nedeniyle zamanla mol sayısı azalır şeklinde yapacağız. Başlangıçta 4.4'tü. Şimdi katsayının az olduğu yöne doğru ilerlediği için 4.4'ten az olacaktır. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı dengede x2 y'nin mol sayısı y2'nin mol sayısının 2 katıdır. Arkadaşlar ortamda denge yokken y'nin mol sayısı 0.8 x2 y'nin mol sayısı 1.6'dır. Yani herhangi bir anda denge yokken zaten x2 y'nin mol sayısı y2'nin 2 katıdır. Sistemimizin dengeye ulaşabilmesi için reaksiyon ürünler yönüne ilerler dedik ve ürünler yönüne ilerlemesiyle X2 ve Y2'nin mol sayısı azalır demiştik girenlerde yer aldığından dolayı. Buna karşı ürünlerde yer alan X2 yeni mol sayısı artacaktı. Yani aradaki bu iki katlık ilişki denge kurulduğu anda bozulacaktır. Hatta şunu söyleyebiliriz X2 yeni mol sayısı Y2 gazının mol sayısının iki katından daha fazla duruma gelir yeni denge kurulduğunda. O halde D şıkkındaki ifademiz yanlıştır. Sorumuz yanlış olanı sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Son olarak E şıkkına da bakalım. Dengeye ulaşana kadar ileri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime hızından büyüktür. Arkadaşlar biz ne demiştik? Sistem henüz şu an dengede değil. Dengeye ulaşabilmesi için QC'nin büyümesi lazım. Yani reaksiyonun ürünler lehine kayması lazım. Reaksiyonun ürünler yönüne kayması demek ileri tepkime hızının geri tepkime hızından yeni denge kurulana kadar daha fazla olması anlamına geliyor. Dolayısıyla E şıkkındaki ifademiz doğrudur. Denge kurulduğunda R ileri eşittir R geri olacaktır. Soru bize yanlış olan öncünü sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Gümüş sülfat katısının 0,2 molarlık sodyum sülfat çözeltisindeki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Gümüş sülfat katısının aynı sıcaklıkta saf su ile hazırlanan 200 litrelik doygun çözeltisi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle gümüş sülfatın saf sudaki molar çözünürlüğünü bulalım. Bunun için de gümüş sülfatın KÇÇ'sini bulmamız gerekiyor. Gümüş sülfatın KÇÇ'sini 0,2 molarlık sodyum sülfat çözeltisindeki çözünürlük değerini kullanarak bulacağız. Öncelikle gümüş sülfat ve sodyum sülfatın çözünme denklemlerini yazalım. Sodyum sülfat derişimi 0,2 molar olarak verilmiş katsayılardan sodyum ve sülfatın iyon derişimini bulalım. Katsayı 1 iken 0,2 molarsa katsayı 2 iken 0,4 molar. Katsayı 1 iken 0,2 molardır. Arkadaşlar gümüş sülfatın sodyum sülfat içerisindeki çözünürlük değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar verilmiş. Biz normalde bir katının başka bir çözeltideki çözünürlüğünü ifade ederken x molar olarak ifade ediyorduk. Yani burada x değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarmış. Yine katsayılardan gümüş ve sülfat iyon derişimini bulalım. Katsayı 1 iken 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarsa katsayı 2 iken 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar gümüş iyonu ve 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarlık sülfat iyon derişimi bulunacak. Gümüş sülfat için çeçe ifadesini yazalım. KClC ifademiz gümüşün karesi çarpı sülfatın derişimi şeklinde yazılacak. Burada gümüşün karesini almamızın nedeni gümüşün kat sayısının 2 olması. Şimdi arkadaşlar KÇÇ değerini hesaplarken yukarıda bulduğumuz iyon derişimlerinden yararlanacağız. Baktığımız zaman yukarıdaki iki çözeltideki ortak iyonumuz sülfat iyonudur. Biz KÇÇ değerine ortak iyon derişimini yazarken ne yapıyorduk? KÇÇ'sini bulmaya çalıştığımız maddeden bir diğer ifadeyle derişim değeri daha küçük olan maddeden gelen iyon derişimini ihmal ediyorduk. Yani sülfat iyon derişimi yazılırken 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 ile artı 0,2 molar derişimi yazılacak. Ancak bu ortak iyonlardan daha az olan yani KÇÇ'sini bulmaya çalıştığımız çözünürlüğü daha az olan gümüş sülfat çözeltisinden gelen ortak iyon değeri ne olacak? İhmal edilecek. Gümüş iyon derişimi sadece gümüş sülfattan geldiği için direkt yerine yazıyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'tü. Bunun karesini alacağımızı söylemiştik. Eşittir KÇÇ diyoruz. İşlemleri düzenlersek 16 çarpı 10 üzeri 8 çarpı 0.2 diyoruz. Buradan da 16 ile 0.2'yi çarptığımızda 3.2 çarpı 10 üzeri 8 olarak KÇÇ değerimizi buluyoruz. Bu bizim gümüş sülfatımızın KÇÇ'si. Şimdi amacımız neydi? Gümüş sülfatın molar çözünürlüğünü bulmaktı. Bunun için Gümüş sülfatın çözünme denklemindeki sudaki çözünürlük değerine S diyelim. Suda çözünmesiyle oluşan gümüş iyon derişimi 2S. Sülfat derişimi ise katsayı 1 olduğu için S kadardır. Bakın sorunun başında söylemiştim. Katımızın başka bir çözeltideki çözünürlük değerine X derken saf sudaki çözünürlüğüne S diyerek işlemleri yapacağız. O halde KÇÇ ifademizi tekrar yazacak olursak gümüş sülfat için. Şuradaki Denklemi kullanacağız arkadaşlar. Değerleri yerine yazıyorum. Gümüş gördüğüm yere 2s. Gümüşün karesini alacağımızı söylemiştik. Çarpı tülfat gördüğüm yere s yazacağım. Burada başka bir çözeltideki çözünürlüğü olmadığı için şuradaki değişim değerlerini kullanmıyorum. Sadece saf sudaki çözünürlük değeri olarak ifade ettiğimiz 2s ve s değerlerini kullandık. KÇH sadece sıcaklıkla değişirdi. Sıcaklık değeri aynı olduğu için K değerimiz de aynı olacaktır. Yani 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. Burada işlemleri yaparsak 4S küp gelecek. Bu ifadeyi düzenleyelim. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 diyelim. Eşittir 4S küp. 4 ile 32 sadeleşirse 8 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir S küp. S değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. Bu bizim doygun çözeltideki molar çözünürlüğümüzdür. Şimdi öncülüğün yorumuna geçelim. Sorumuz bize 200 litrelik doygun çözelti için sorulmuş. Birinci öncül derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. Arkadaşlar aynı sıcaklıkta doygun bir çözeltide hacimler değişse bile doygun çözeltinin derişimi değişmez. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlık değer hem 200 litrelik doygun çözelti için hem de 1 litrelik doygun çözelti için aynı derişimi ifade eder bize. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol gümüş iyonu içerir. Şimdi buradaki derişim değerinden yararlanarak 200 litrede çözünen molümüzü bulalım. Sonra katsayılardan gümüşün molüne geçelim. Molarite formülümüz çözünen mol bölü çözelti hacmiydi. Derişim değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. Burada çözünen gümüş sülfat molünü bulacağız öncelikle. Bölü diyorum. Hacim değerimiz için soru 200 litre demiş. Buradan işlemleri yaptığımızda 2 çarpı 200 400 yapar. 400'ün 2 0 ile 10 üzeri eksi 3'teki 2 0 giderse buradan 0,4 mol olarak gümüş sülfatın molünü buluyoruz. Şimdi bulduğumuz mol değerini yerine yazalım. Bunun için şu aşağıdaki değerleri silelim arkadaşlar. Gümüş sülfatın 200 litrelik saf sudaki çözünmesiyle 0,4 mol'lük gümüş sülfat oluştuğunu gördük. Katsayı 1 iken 0,4 ise katsayı 2 iken 0,8 mol'lükte gümüş iyonu vardır diyeceğiz. Burada 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 dediği için ikinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncül gümüş sülfatın KÇÇ'si 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Gümüş sülfat için KÇÇ değerini bakın burada bulmuştuk. Ne demiştik? Sıcaklık değişmediği sürece KÇÇ değerimiz değişmiyordu. Yani üçüncü öncül doğrudur. Soru bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Oda koşullarında 0,2 molar 500 mililitrelik potasyum hidroksit çözeltisi ile x molar hidroflorik asit çözeltisinin 200 mililitresi tamamen nötralleşmektedir. Hidroflorik asit çözeltisinin iyonlaşma sabiti Ka 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 olduğuna göre x ve HF çözeltisinin başlangıç pH'ı kaçtır denilmiş. Tamamen nötralleşme demek Gözeltiler karıştırıldıktan sonra H artı mol sayısıyla hidroksit mol sayısının birbirine eşit olması anlamına geliyor. Arkadaşlar asit ve bazlar birbirlerine karşı her zaman %100 yoğunlaşırlar. Yani birbirlerine karşı her zaman kuvvetli gibi davranırlar. O halde asidimizin ve bazımızın yoğunlaşma denklemini yazarak buradan gelen H artı ve hidroksit mollerini belirleyelim. Daha sonra H artı ve OH molünün birbirine eşit olması için X molar değerinin kaç olması gerektiğini bulalım. Asit ve bazımız iyonlaştığında belirttiğimiz iyonları oluşturacaklar. Buradaki iyonlaşma değerlerini birbirlerine karşı olduğunun altını çiziyorum. Yani ikisi de yüzde yüz iyonlaşıyor gibi düşüneceğiz. Öncelikle potasyum hidroksidin molünü bulalım. Molarite formülünden yapacağım bunu. Derişim değerimiz 0,2 molar. Potasyum hidroksit molünü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz 500 litre yani 0,5 litre. Buradan potasyum hidroksidin molünü 0,1 mol olarak bulduk. Yerine yazıyorum. Katsayı birken 0,1 ise katsayı birken 0,1 mol potasyum ve 0,1 mol hidroksit iyonu oluşacak. Bakın çözeltimizde 0,1 mol hidroksit iyonu bulundu. Tamamen nötrleşmek için H artı molü de 0,1 mol olması gerekiyor. HV'nin molünü de yine molarite formülünden hesaplayalım. Molaritemize x molar demiştik. Mol değerini bulmaya çalışıyoruz. Hacim değeri içinde 200 militer denilmiş. 0,2 litredir. Buradan hidrojen flörün molü 0,2 çarpı x, x gelecek. Az önce de belirttiğimiz gibi tam nötrleşmede H artı ve OH molünün birbirine eşit olması gerektiğini söylemiştik. Burada bulduğumuz mol değerini yine HF'nin iyonlaşma denklemine yazalım. Arkadaşlar birbirlerine karşı asit ve bazlar %100 iyonlaştığından dolayı buradan gelen H artı molümüzde 0,2 çarpı x mol olacaktır. Sorumuzun başında belirttiğimiz gibi tam nötrleşmenin anlamı çözeltideki h artı mol sayısı ile oh eksi mol sayısının birbirine eşit olması anlamına gelecek. Bu nedenle h artının molü de 0,1 mol olması gerekiyor demiştik. Çünkü OH'in molünü 0,1 mol bulmuştuk. Şimdi h molü ne dedik? 0,2 çarpı x mol eşittir. Bu da 0,1 olmalıdır dedik. Buradan x değerini 0,1 bölü 0,2'den 0,5 olarak buluyoruz. Yani x değerimiz 0,5 olacak. Buraya bir 0,5 yazalım. Bize sorulan ikinci soru neydi? H çözeltisinin başlangıç pH'ı kaçtır? Bunun için H suda iyonlaşma denklemini tekrar bir yazalım. H zayıf bir asit olduğundan dolayı suda %100 iyonlaşmayacaktır. HF'nin başlangıç değişimine x molar demiştik ve x değerini de 0,5 olarak bulmuştuk. O halde HF'nin başlangıç değişimine 0,5 molar diyoruz. Arkadaşlar hidroflorik asit çözeltisi zayıf bir asittir. Dolayısıyla suda %100 yoğunlaşmaz. Az önce %100 yoğunlaşıyor gibi düşünmemizin nedeni baza karşı %100 yoğunlaşır demiştik. Suya karşı %100 yoğunlaşmaz. Asidimizin iyonlaşan miktarına y molar diyelim. Katsayılar birebir olduğu için Y molarda flor iyonu oluşacak. Asidimizin başlangıç pH ile ilgili yorum yapabilmek için H artının başlangıç derişimini bulmamız lazım. Hatırlarsak pH değeri H artının eksi logaritmasıydı. Bu nedenle H artıyı bulmamız gerekiyor. Bunu da Ka değeri üzerinden yapacağız. Ka değerimiz ürün bölü giren dersek H artı derişimi çarpı flor iyonu derişimi bölü HV derişimi şeklinde bulunacak. HV Flor derişimine Y molar demiştik. Y çarpı Y diyorum. Bölü hidrojen florürün son durumdaki molar derişimine. Burada hidrojen florürün son durumdaki molar derişimini yazarken asidimizin iyonlaşmasından kaynaklanan değeri ihmal ediyoruz. Çünkü iyonlaşan miktar çok çok azdır. Hesaplamaların kolay olması açısından biz bu değeri ihmal ediyorduk. Yani direkt hidrojen florürün başlangıç derişimini yazabiliriz. 0,5 molar diyoruz. Bu değer 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşitmiş ka değerimize. Buradan işlemleri yaparsak y kare eşittir 0.5 ile 2 çarpı 10 üzeri eksi 8'i çarparsak 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 yapar. Buradan y derişimimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar gelir. Y dediğimiz değer bizim h artı derişimimizdi. Biz h derişimine göre pH'i hesapladığımızda ne demiştik? pH'imiz eksi logaritma h artı demiştik. Buradan pH değerimiz başlangıçta HV çözeltisi için 4 yapacaktır. O halde verilen öncüllere baktığımızda doğru cevabın E seçeneği olduğunu söylüyoruz. Verilen redoks tepkimesi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle elementlerimizin yükseltme basamak değerlerini belirleyelim. Potasyum 1A grubu element olduğundan dolayı artı 1 değerliktedir. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 değerlik aldı. Brom element halinde Element halinde bulunan maddelerin yükseltgenme basamak değerleri sıfırdı. Potasyum yine bir A grubu olduğu için her zaman artı bir değerlik alacak bileşiklerinde. Brom, metalle yaptığı bileşiklerde eksi bir değerlik alacaktır. Potasyum bileşiklerinde artı bir değerlik alacak. Oksijen değerliği eksi 2. Brom'un yükseltgenme basamağını hesaplayalım. Potasyumdan 1 çarpı artı bir değeri geldi. Broma x diyelim. Artı 3 tane oksijen var. 3 çarpı eksi 2. Bileşiğimiz nötr olduğundan dolayı yükseltgen basamak değerini sıfır eşitliyoruz. Buradan x değerini artı 5 olarak buluyoruz. Yani brom burada artı 5 yükseltgene basamağına sahiptir. Böyle artı 5 yazalım. H2O bileşiğinde yine oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 değerle sahip. Elementlerimizin yükseltgene basamak değerlerini belirledik. Görüldüğü gibi brom sıfırdan hem eksi 1 yükseltgeme basamağına hem de artı 5 yükseltgeme basamağına gitmiştir. Hatta buradaki tepkimeleri yazalım. Önce indirgenme tepkimemizi yazalım. BR2 element halinde yükseltgen basıman 0 dedik. Potasyum bromür bileşiğindeki brom eksi 1 yüklüdür. Yarı tepkimeyi denkleştirmek için brom 2 ile çarptık. Bu olay sonucunda brom 2 elektron almıştır diyoruz. 2 kere eksi 1 eksi 2 olması için 2 elektrona ihtiyacı var. Bu tepkimemiz indirgenme yarı tepkimesi. Brom'un ürünlerde aldığı bir başka yükseltgenme basamak değeri artı 5'tir. Burada da yükseltgenme yarı tepkimemizi yazalım. Yine yarı tepkimeyi denkleştirmek için ürünlerdeki brom 2 ile çarptık. Brom 0'dan artı 5'e gitmiştir. 2 tane brom olduğu için toplamda 10 elektron vermiştir diyoruz. Görüldüğü gibi Br2 molekülümüz hem indirgenmiştir. İndirgendiğinde burada yükseltgen özellik gösterir. Hem de yükseltgenmiştir. Yükseltgendiğinde de indirgen özellik göstermekte. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül KBRO3'teki bromun yükseltgenme basamağı artı 7'dir. Hayır artı 5'tir. Burada hesaplamıştık. İkinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncül en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun kat sayısı 3 olur. Yarı tepkimeleri yazmıştık. Tepkimemizi denkleştirelim. Tepkimelerde alınan verilen elektron sayıları birbirine eşit olması gerekiyor. O halde üstteki tepkimeyi 5 ile çarpacağız. Arkadaşlar dikkat edersek hem indirgenmeye hem de yükseltgenmeye uğrayan molekülümüz Br2 idi. O halde ana tepkimedeki BR2'nin önündeki katsayı belirlerken bu iki yarı tepkimedeki toplam BR2 miktarını alacağız. Birinci tepkimeyi 5 ile çarptığımda 5 tane BR2 buradan bir de aşağıdan geldi. Toplam BR2 katsayısı 6 oldu. O halde BR2'nin katsayısı 6 olacak. Şu üstteki sayıları bir silelim. Alan açılsın. Bromun katsayısı 6 olacak dedik. Birinci tepkimeyi 5 ile çarpmıştık. Daha önceden yarı tepkimeyi denkleştirmek için bir de bromun eksi bir yüklü iyon halini 2 ile çarpmıştık. Yani toplamda 5 çarpı 2'den 10 tane bromun eksi 1 yüklü iyon olacak elimizde. Bromun eksi 1 yüklü iyon kaynağı KBR'ydi. O yüzden buraya 10 diyorum. Alttaki tepkimeye baktık. Bromun artı 5 yüklü iyon halini sadece yarı tepkimeyi denkleştirmek için 2 ile çarpmıştık. Dolayısıyla burada çarptığımız sayıyı üste bromun artı 5 yük kaynağına yazıyoruz. Şimdi redoks tepkimelerine katılan atomları denkleştirdik. Diğer atomları da denkleştirelim. Yine bir kontrol edelim. Brom 12 tane girenlerde. Ürünlerde 10 tane KBR'den. 2 tane de KBR O3'den toplam 12 tane. Potasyum sayılarını eşitleyelim. Ürünlerde toplam 12 potasyum var. Girenlerde de 12 olması için potasyum hidroksidi 12 ile çarpıyorum. Geriye oksijen ve hidrojen eşitliği kaldı. Hidrojen sayılarına bakalım. Girenlerde 12 tane hidrojen var. Ürünlerde ise sadece hidrojen kaynağımız su. Ürünlerde de 12 hidrojen olması için H2O'yu 6 ile çarpıyorum. Son olarak oksijenlere de bakalım. Girenlerde 12 tane oksijen var. Ürünlerde 6 tane KBRO3'ten 6 tane de h odan toplam yine 12 tane oksijen var. Yani tepkimemiz şu an denk durumda. Ancak dikkat edelim soru bize en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde demiş. O halde baktığımızda katsayılara hepsi daha sade biçimde yazılabiliyor. Daha sade biçimde yazacak olursak bu tepkimeyi tüm katsayıları ikiye bölersek tepkimemiz şu şekilde yazılacak. Evet, tüm katsayıları ikiye böldüğümüzde potasyum hidroksit 6, brom 3, KBr 5, KBrO3 sadece katsayısı 1 ve H2O'nun katsayısı da 3 oldu. Dolayısıyla en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun katsayısı 3 olur ifadesi de doğrudur. Sorumuzda hangileri doğrudur denildiğinden dolayı cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Şekildeki elektrokimyasal pilin net denklemi şeklindedir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Elektrokimyasal pilimizin net denklemine baktığımızda x'in yükseltgendiğini, y'nin ise indirgendiğini görmekteyiz. O halde yükseltgenmeye uğrayan anot'tur. İndirgenmenin gerçekleştiği kap ise katot kapıdır. Buradaki elektrodomuz da katottur. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sormakta. Şıkları inceleyelim. A şıkkı X elektrot anot, Y elektrot katottur. X'te yükseltgenme, Y'de indirgenme olduğundan dolayı A şıkkı doğrudur. B şıkkı dış devrede elektron X elektrottan Y elektroda doğru akar. Elektron hareket yönü Anottan katoda doğrudur. Dolayısıyla x'ten y'ye doğrudur. B şıkkı da doğru. C şıkkı birinci kaba saf su eklenirse pil gerilimi 1.2'den daha büyük olur. Net pil denklemine baktığımızda birinci kaba su eklenmesi x iyon derişimini azaltacaktır. x iyon derişim azaldığından dolayı denge ürünlerle yine kayacak. Denginin ürünlerle yine kayması pil potansiyelini arttıracaktır. O halde 1.2 volt'tan daha yüksek bir pil potansiyeli elde edilecektir. C şıkkı da doğru oldu. D şıkkı, ikinci kapta zamanla Y elektrot kütlesi azalır. İkinci kap katodun olduğu kaptı. Katodun olduğu kapta çözeltide bulunan iyonlar indirgenerek elektrot üzerinde toplanacak. Yani Y iyonları elektron alarak Y katısına dönüşecek. Oluşan Y katısı Y elektrot üzerinde toplandığından dolayı katodun kütlesi artacaktır. Burada azalır denildiği için D şıkkındaki ifade yanlıştır. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Son olarak E şıkkına da bakalım. Zamanla birinci kaptaki X artı 2 derişimi artar. Birinci kap anot kabıydı. Anot kabında X elektrodumuz yükseltgenerek iyon halinde çözeltiye geçmekteydi. Net tepkimeden de gördüğümüz üzere yükseltgenme yarı tepkimemizi de yazalım. X katısı X artı 2 iyonuna dönüşmekte. Ve bu sırada iki elektron açığa çıkmakta. X katısı yükseltgenerek X iyonuna dönüştüğünden dolayı çözeltideki X artı 2 derişimi artar. Dolayısıyla E seçeneğimiz de doğru oldu. O halde sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Pil şaması yukarıda verilen pilin standart potansiyeli 0,93 volttur. Buna göre şaması verilen derişim pilinin potansiyeli kaç volttur denilmiş. Şemamıza baktığımız zaman kurşunun derişimi 1 molardan, yani standart derişimden farklı. Dolayısıyla biz böyle pillerin potansiyelini hesaplarken Nernst eşitliğinden faydalanacağız. Nernst eşitliğini hatırlayalım: E pil eşittir E standart pil eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma anot derişimi bölü katot derişimi. Burada anot ve katot iyonunun kat sayısı üst olarak geçecek. Anodun kat sayısı A olsun. Katot iyonun kat sayısı da B olsun. Arkadaşlar soruda belirtmiş bize nörs sabitini 0,0592 yerine 0,06 alın diye. N de alınan ya da verilen elektron sayısıydı. O halde değerleri yerine yazalım. E standart pil değeri 0,93 volt olarak bize verilmiş. Eksi diyorum 0,06 bölü. N dediğimiz alınan ya da verilen elektron sayısıydı. Bunu daha rahat görebilmek için pil denklemindeki yarı tepkimeleri yazalım. Kurşun anot elektrodumuz anotta yükseltgenme olacaktı. Görüldüğü gibi sıfırdan artı ikiye gitmiş. 2 iki elektron vermiştir. Gümüşte katot elektrodumuz. Katot elektrodun olduğu kapta indirgenme gerçekleşiyor. Çözeltide bulunan iyonlar indirgenerek elektrot üzerinde toplanacak. Yarı tepkimelerdeki alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için 2 ile çarptığımızda net pil denklemini bu şekilde elde ediyoruz. Görüldüğü gibi alınan ya da verilen elektron sayısı 2'dir. N yerine 2 yaz. Çarpı logaritma anot derişimimiz yani kurşun iyon derişimi 0,1 molarmış. Anot iyonumuz olan kurşunun kat sayısı 1'dir. Yani 0,1'in birinci kuvveti diyebiliriz. Bölü gümüş iyonunun derişimi ise 1 molardır. Net denkleme baktığımızda gümüş iyonu kat sayısı 2 olduğu için 1'in ikinci kuvvetini alacağız. İşlemleri yapalım. 0,93 Eksi 0,06 bölü 2'den 0,03 değeri geldi. Çarpı logaritma ifademiz log 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazılırsa buradan da logaritma dışına eksi 1 değeri gelecek. Buradan işlemleri yaptığımızda e pil değerini 0,96 volt olarak buluyoruz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Öncülleri yorumlayabilmek için moleküllerin Lewis yapılarını yazalım. Karbon 4A grubunda bulunmakta. Hidrojen 1A grubunda. Oksijen 6A grubunda bulunuyor. Bir hidrojen de oksijene bağlı durumda olacak. Tek noktaları birleştiriyoruz. Birinci molekülümüzün yapısı bu şekilde. İkinci molekül yine karbon atomu 4A grubunda merkezde olacak. En çok tek noktası olan merkez olacak arkadaşlar. Tek noktaları birleştirelim. Evet molekülümüz bu şekilde oldu. Son molekülümüze geldik. Karboksil grubunun içerdiğini görüyoruz. Karboksil grubunu ezbere bileceğiz. Bu şekilde yazılmakta. Bir de hidrojen bağlı yapıya. Şimdi öncülleri yorumlayalım. A şıkkı. CH3OH molekülünde karbon atomunun hibritleşmesi sp küptür. Arkadaşlar bir atomun hibritleşme yapabilmesi için en az 2 tane sigma bağı yapması gerekiyor. Karbon atomuna baktığımızda 4 tane sigma bağına sahip yani hibritleşme yapmıştır. Biz atomların gruplarına göre hibritleşme değerlerini belirleyebiliyorduk. 2A grubu SP, 3A grubu SP kare, 4A, 5A ve 6A grupları tüm bağlar sigma olduğunda SP küp hibritleşmesi yapıyordu. Bu kural tüm bağlar sigma ise geçerli. Eğer yapıda pi bağı varsa pi bağını oluşturan orbitaller hibritleşmeye katılmadığından dolayı pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşülür. Birinci molekülde tüm bağlar sigma olduğundan dolayı burada yazdığım kural geçerli karbon 4A grubu olduğu için sp birleşmesi yapacaktır. A şıkkı doğrudur. B şıkkı CH2O molekülündeki bağ açısı 120 derecedir. Bağ açısıyla ilgili yorum yapabilmek için Vesper formülü üzerinden yorumlayacağız. Vesper formülü A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A merkez atomu, X merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubu sayısını, E ise Merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini belirtmekteydi. Merkez atom belirlerken en çok bağ yapan atom merkez atomdur. Burada karbon atomu merkez atomumuz A dedik. Merkeze bağlı 3 tane atom var. X değerimiz 3'tür. Merkezde ortaklaşmamış elektron çifti bulunmamakta. Dolayısıyla Vesper formülümüz ikinci molekül için AX3'tür. Biz Vesper formülüne göre bağ açılarını şu şekilde yazıyorduk. AX2 Vesper formülünde bağ açımız 180 derece. AX3'de 120 derece, AX4'de 109.5 derece, AX3E'de 107.3 derece ve AX2E2'de 104.5 derece şeklinde yazmaktaydık. Burada vesper formülümüz AX3 olduğundan dolayı bağ açımız 120 derecedir. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı, HCOOH molekülünde ortaklanmamış elektron çift sayısı 2'dir. Molekülün Lewis yapısını yazmıştık. Oksijenlerden gelen 1, 2, 3 toplam 4 tane ortaklaşmamış elektron çifti vardır. Burada 2 dediği için C şıkkındaki ifade yanlış oldu. Sorumuz yanlış olan öncülleri sorduğundan cevabımız C seçeneğidir. Diğer öncülleri de bakalım. D şıkkı CH2O molekülü düzlem üçgen geometriye sahiptir. Molekül geometrilerinde yine Vesper formülleri üzerinden yorumluyorduk. Bunları da ezberlememiz gerekiyor. AX2'de geometrimiz doğrusal. AX3'de düzlem üçgen. AX4 de düzgün dört yüzlü, AX3E de üçgen piramit, AX2E2 de açısal kırık doğru. Bize CH2O molekülü denilmiş vesper formülü AX3'tü. Dolayısıyla düzlem üçgen geometriye sahiptir. D şıkkı doğrudur. E şıkkı sigma bağ sayısı en fazla olan ch 3 ohtır denilmiş. Arkadaşlar sigma ve pi bağ sayılarını şu şekilde buluyorduk. Tekli bağda bir adet sigma bağı ikili bağda 1 sigma 1 pi bağı ve üçlü bağda 1 sigma 2 pi bağı bulunmaktaydı. O halde moleküllerimizde bulunan sigma bağ sayılarını sayalım. Birinci molekülde 1, 2, 3, 4, 5, 5 sigma bağımız var. İkinci molekülde 2 iki tane tekli bağdan, 1 tane de ikili bağdan toplam 3 sigma bağı bulunacak. Dördüncü molekülümüzde 1, 2, 3 tane tekli bağdan, 1 de çiftli bağdan toplam 4 sigma bağı bulunacak. Görüldüğü gibi en fazla sigma bağı birinci molekülümüzdedir. E şıkkı da doğrudur. Sorumuzdaki yanlış olan ve cevabımız olan öncül C seçeneğidir. Yukarıda yapı formülleri verilen X ve Y molekülleri için niceliklerinden hangileri aynıdır denilmiş. Birinci öncül kapalı formülleri denilmiş. İlk bileşimimize baktığımızda yapıda 3 karbon, 6 hidrojen ve 2 oksijen bulunmakta. Diğer bileşimimizde 3 karbon, 6 hidrojen ve 2 oksijen bulunmakta. O halde kapalı formülleri aynıdır. İkinci öncül basit formül denilmiş. Arkadaşlar kapalı formülümüzün en basit tam sayılı haline basit formül diyoruz. Bileşik formülünde bulunan elementler daha basit tam sayılı hale gelemediğinden dolayı herkesinin de basit formülü molekül formülüyle aynıdır. Yani C3H6O2'dir. Basit formül bulunurken formülde bulunan bütün elementleri bölen ortak bir sayı bulmamız gerekiyor. Yani bu da karbonla hidrojen 3'e bölünebiliyor ama oksijen 3'e bölünemediğinden dolayı bu formülü daha sade bir şekle getiremiyoruz. Dolayısıyla her iki birleşikçi ile basit formül yine C3H6O2'dir. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül sp3 hibritleşmesi yapan karbon atom sayıları denilmiş. Arkadaşlar. Bir atomun hibritleşme yapabilmesi için en az 2 sigma bağı yapması gerekiyor. Ve biz element atomlarının gruplara göre hibritleşme değerlerini belirleyebiliyorduk. 2A grubu elementleri sp, 3A grubu elementleri sp kare, 4A, 5A ve 6A grubu elementleri ise sp küp hibritleşmesi yapmaktaydı. Tabii ki bu kural tüm bağlar sigma ise geçerli. Eğer ilgili atom pi bağı yapmışsa P bağını oluşturan orbitaller hibritleşmeye katılmadığından dolayı pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşünür. Pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşülür diyoruz. O halde bileşikteki karbon atomlarının hibritleşme değerlerine bakalım. Burada CH3 açık yapıyı düşünürsek hidrojenle karbonlar arasında tekli bağ bulunmakta. Yani bu karbondaki tüm bağlar sigma bağı olduğundan dolayı Birinci bileşiğimizdeki sol başta bulunan karbon sp3 birleşmesi yapmıştır. Yine diğer karbon atomunda da hidrojenlerle tekli bağ yaptığını düşünürsek toplam 4 bağda tekli olduğundan dolayı yani sigma bağ olduğundan dolayı bu karbon da sp3 birleşmesi yapmıştır. Ancak buradaki karbonda bir adet pi bağ olduğundan dolayı bu karbonumuz sp2 birleşmesi yapmıştır. Yani birinci bileşiğimiz olan x bileşiğinde sp3 birleşmesi yapan karbon atom sayısı 2'dir Y bileşiğimiz için de bakalım. Molekülümüzün sol başında bulunan karbon atomumuz tüm bağları sigma bağ olduğundan dolayı sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Unutmayalım karbon ve hidrojenler arasında sigma bağ oluyordu. Yine bu karbon atomu da tüm bağlar sigma bağı olduğu için sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Son karbon atomumuzda bir adet pi bağı bulunduğundan dolayı bu karbon sp2 hibritleşmesi yapmıştır. O halde Y bileşiğinde de sp3 hibritleşmesi yapan karbon sayısı 2'dir. 3. öncül de her iki bileşik için aynıdır sorumuz aynı olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir.